Taksim'de İstanbul'un AVM'leri boşalıyor, caddeleri boşalıyor. Bunun ne manaya geldiğini, yani bu infialin, bu korkunun neye tekabül ettiğini anlayabilmek için, bunların cürümlerinin ne büyük olduğunu anlayabilmek için burayı iyi okumak lazım. Türkiye'nin de ortak olduğu Libya'da, Libya operasyonlarında, Irak'ta bu bombalar tam 12 yıldır patlıyor. Bak bizde Taksim'de patladı, 2 gün, 3 gün hayat durdu. Anneler, babalar kalabalık yerlere gitmeyin istiyorlar. Önceden de öyle demiyorlardı ha. Ben çok iyi hatırlıyorum. Anneler, babalar, kızım, oğlum tenhalardan gitmedi. Kalabalıklardan doğru gidin derler. Şimdi devran değişti, kalabalıklara gitmeyin, metroya, duraklara, AVM'lere gitmeyin. Bir bomba patladı, bir canlı bomba, hayat adeta durdu. Türkiye'nin de ortak olduğu Irak işgalinde, Libya işgalinde bu bombalar Irak'ta 12 yıldır, Libya'da 4 yıldır patlıyor. Her gün Suriye yerle bir oldu. Bu bizim arkadaşlarımızın basiretsizliği, ufuksuzluğu, vizyonsuzluğu, burnunun önünü göremeyecek kadar beceriksiz oluşlardan dolayı. Öyle kimse adilsizlik yapmıyor. Şimdi döndüler, terör almış başını gidiyor. Suriye'de IŞİD şu bu Türkiye'yi, Avrupa'yı, her tarafı tehdit ediyor. Ateş çemberi daralıyor. Bir canlı bomba nerede, ne zaman patlayacak diye bekleniyor, kaygılanıyor milletimiz. Bunlar dönmüşler, ne konuşuyorlar şimdi? Bak şimdi, anayasa. Başka, başkanlık sistemi. Başka, dokunulmazlıkların kaldırılması. Her tarafı artistlik bunlar. Her tarafı insafsız ve vicdansız. Bu parlamentoda da siyasi partilerin tamam. Tamam. Bu ülkenin doğu güneyinde olduğunda kan, zulüm, gözyaşı var. Canlarımız gidiyor, polisimiz gidiyor, askerimiz gidiyor. Sivil insanlar hayatını kaybediyor. Bunlar dönmüşler, anayasa tartışmaları yapıyorlar. Yerin dibine bassın sizin anayasanız. Suriye'de ateş çemberi etrafımızı daraltıyor. Bunlar oturmuşlar, başkanlık sistemini tartışıyor. Muhalefet partiler de bunlara çeşni oluyor. Yerin dibine bassın sizin başkanlık sisteminiz. En güncel olarak da şu kadar milletvekiliyle ilgili dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmaması. Yok ona mektup yazmış, yok meclis başkanı şunu yapmış. Samimi söylüyorum, komedi. Komedi. Her tarafları artistlik. Dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliğine ihtiyaç yok ki. Kanun değişikliğine ihtiyaç yok. İnsafsız ve vicdansız. Bu ülkeyi niye oyalıyorsun? 276 kişi elini kaldırdığı an dokunulmazlıklar kalkıyor. Niye oyalıyorsun? Niye kaldırıyorsun?